Irak Anayasası'nın 141 140. maddesine göre Kerkük'ün statüsü belirsiz. Kerkük valisi Necmettin Kerim resmi bir yazıyla resmi günlerde ve diğer günlerde Kerkük'te Irak bayrağıyla birlikte bölgesel Kürt yönetiminin bayrağının göndere çekilmesi yönünde bir yazı gönderdi. Açık açık söylüyorum. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorumsuz adımı, gayri meşru adımı en sert şekilde kınıyoruz. Kerkük'le ilgili statü konusu bir entitenin kendi başına karar vereceği bir husus değildir. Hükümet Kerkük'le ilgili kırmızı çizgimiz diye ilanlar ilan etmişti. Ama görüyoruz ki kırmızı çizgileri her konuda olduğu gibi hükümetin Kerkük konusunda da aşınmış bulunmaktadır. Öte yandan Kerkük'le ilgili daha önceki yıllarda biliyorsunuz muhalefet parti liderlerinden Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'nin cuma namazını ve bayram namazını Kerkük'te kılma, kılacağım diye bir çıkışı olmuştu. Hatırlayacaksınız. Bugün bugün Kerkük'e bölgesel Kürt yönetiminin Kerkük Kalesi'ne, tarihi Kerkük Kalesi'ne bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı asılmış durumda. Buna da bir tepki bekliyoruz. Özellikle bu sorumsuz atılan bu sorumsuzca adıma dönük Türkiye'den şu ana kadar cılız bir ses çıkmıştır. Ama biz esasen çok gür bir ses çıkmayacağını da biliyoruz. Neden? Çünkü Sayın Barzani İstanbul'da, Ankara'da altına kırmızı halılar sererek karşılayanlar bölgesel Kürt yönetiminin bayrağını göndere çekenler, bir eleştiri geldiği zaman bunu savunanlar, Kerkük'te bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı dalgalandığında buna elbette karşı duramazlar. Çünkü iki yüzlüler. Bölgesel Kürt yönetiminin yaptığı bu yanlıştan geri adım atmasını ve Necmettin Kerim'le ilgili olarak Bağdat hükümetinin acilen bir soruşturma açmasını bekliyoruz. Hiç kimse böyle hassas bir dönemde Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalayacak, Irak'ın içerisinde toprak kazanımına dönük adımlar atacak bir gelişmeyi destekleyemez. İkinci bir konu Türklerle ilgili, Türkler yurt dışındaki Türklerin durumuyla alakalı. Değerli arkadaşlar, hükümet özellikle referandum sürecinde sırf oy alabilmek için, dışarıdaki Türklerin desteğini alabilmek için açık açık mağduriyet peşinde ve mağduriyet yaratıyor dışarıdaki kardeşlerimize sesleniyoruz. Siz orada dışarıda AKP sürekli Batı'yla çatıştığı zaman, kavga ettiği zaman mı mutlusunuz? Yoksa iyi geçindiği zaman mı mutlusunuz? Eğer diyorsanız ki iyi geçindiği zaman mutluyuz, o zaman bu yol yanlıştır. Bu yanlışı biz 16 Nisan'daki referandumla düzelteceğiz ve sizin de buna destek olmanız gerekir dışarıda demokrasinin nimetlerinden yararlanırken, o ülkelerde demokrasi çerçevesinde hak hukuk mücadelesi verirken içerideki otokrasiyi destekleyemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizle ilgili olarak Oğuz Bey ile birlikte bir seyahat gerçekleştirdik. Gördüğümüz genel tablo 3 kritik konuda şöyle. Bir, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda yeni yönetim eskisinden çok farklı bir çizgide bulunmuyor. Bunu hukuki bir mesele olarak görüyorlar. Dolayısıyla yakın vadede veya orta vadede en azından bizim gördüğümüz kadarıyla iade konusunda bir gelişme olmayacağı anlaşılıyor. Bize sorulduğunda partinizin görüşü nedir diye biz iadenin gerçekleşmesini ve darbe girişimiyle ilgili bütün kalanlık noktaların aydınlanması gerektiğini düşündüğümüzü belirttik. Ikinci konu özellikle Suriye'nin geleceği PYD ve Memmiç konusuydu. ABD yönetiminin yeni yönetimin acaba PYD ile ilişkilerde farklı bir çizgiye kayıp kaymayacağını sorguladık ve maalesef gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi de eski yönetim gibi PYD konusunda Suriye'de PYD ile birlikte çalışmak istiyor. PYD ile birlikte iş tutmak istiyor. PYD korumacılığından ABD yönetiminin kolay kolay vazgeçmeyeceğini gördük ve şahit olduk. Üçüncü konu referandumla ilgili biz de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Partimizin görüşlerini açıkladık. Referanduma dışarıdan herhangi bir müdahaleye kesinlikle karşı olduğumuzu söyledik. Bu bizim iç işimizdir ve Türkiye kendi göbeğini kendisi kesecektir. Ve Türkiye'de Otokrasiyle demokrasi, eğriyle doğru, yanlışla doğrunun bir savaşıdır. Biz Türk halkının bir kişiye karşı Türk milletinin zaferiyle bu sürecin sonuçlanacağını düşünüyoruz ve onu aktardık.